Turan Bozkurt ile Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba. Bugün 3 Eylül 2021 Cuma. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE aylık %1, yıllık %19,25 arttı. Üretici fiyatları ise %45'i geçti. Tabii üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki bu makas gerçek enflasyonun aslında maliyet enflasyonu olarak depoda beklediğini, kademeli olarak önümüzdeki aylarda perakende fiyatlara da bu artışın yansıtılacağını gösteriyor. TÜİK'in bugünkü verisi ilginç bir noktaya geldi. Bakın ÜFE ile TÜFE arasındaki fark artık 2620 baz puana çıktı. Dünyanın neresinde böyle bir enflasyon açıklasanız size gülerler. Yani yukarıdaki üretici fiyatlarının hesaplandığı sanayide, imalat sanayinde, diğer sektörlerde sanki hayrına iş yapıyor insanlar, buradaki maliyeti fiyatlara yansıtmayacaklar, öyle mi? Tabii manşet enflasyon olarak TÜFE'yi takip ettiği için herkes, kamuda zamlar, emekli maaşları, yeniden değerleme oranı ana parametre olarak TÜFE'ye bakıldığı için haliyle TÜİK bütün motivasyonunu TÜFE'ye veriyor ve TÜFE'yi de %20'nin altında tutmaya çalışıyor. Ağustos ayında özel tüketim vergisi matrahı otomotivden alınan ÖTV'deki matrah artışı dolaylı bir ÖTV indirimiydi. Bu da enflasyonu en azından %0,40 aşağıya çekti. Benzin zammı pompaya yansıtılmadı. Akaryakıt zamları petrol 70 dolara geldiği halde yapılmadı. Ama doğalgaza işte 1 Eylül'den itibaren sanayi tesisleri ve doğalgaz çevrim santrallarının tarifesine %15 zam yapıldı ki şimdi doğalgaz santralı elektrik için doğalgazı %15 daha pahalıya ki 1 Temmuz'da zaten arttırılmıştı. Şimdi o maliyete bir %15 daha eklendi. Bu maliyeti santral yansıtmayacak mı? Cebinden mi orada o maliyete katlanacak sanayici? Tabii diğer tarafta kademeli olarak bu zamlar Eylül'e, Ekim'e, Kasım'a, Aralık'a yayılacak. TÜİK'te enflasyonu %19 zirveden baz etkisi sebebiyle Eylül ayından itibaren, tabii bunu daha da hissedeceğiz. Geçen yıl hatırlayacaksınız çok yükselmişti Eylül'den itibaren enflasyon. Kademeli olarak inişe geçecek ama şu tablo TÜFE ve ÜFE arasındaki bu fark önümüzdeki aylarda daha yüksek bir enflasyonun normalde aslında TÜİK müdahale etmese, manipüle etmese bizim enflasyonumuzun, TÜFE'mizin de %30'lara doğru çıkması lazım ki bu ÜFE ile TÜFE bir noktada buluşsun. Olmadı, olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü Merkez Bankası politika faizini de buna göre belirliyor. Merkez Bankası Başkanı 2 gün evvel bankacılarla bir araya geldi ve orada ilginç bir açıklama yaptı. Dedi ki artık biz manşet enflasyonu, yani tüketici fiyat endeksine değil, çekirdek enflasyon dediğimiz işlenmemiş gıda, enerji, alkollü içecek, içkiler ve altın hariç tutulduğunu, aslında genelin enflasyonu diyebileceğimiz sepete bakacağım ve o da bugün çekirdek enflasyon TÜFE'nin %19,25'e çıktığı bugün %16,76'ya geriledi. %17'nin üzerindeydi Temmuz ayında. Muhtemelen Merkez Bankası 23 Eylül'de bu çekirdek enflasyonun üzerinde zaten benim verdiğim haftalık repo faizi, başka bir ifadeyle politika faizi, dolayısıyla artış yapmıyorum, pas geçebilirim diyebilir mi? Merkez Bankası eski dili tamamen değiştirdi. Bakın o toplantıdan bazı yatırımcılar toplantıdan sonra Uluslararası Haber Ajansı Reuters'e beyanat verdiler. Bazıları ismiyle, bazıları off the record verdi. Oradan çıkan notlara bakalım. Enflasyonda belirgin düşüş bekliyor Merkez Bankası. Orta vadeli hedeflere yönelmiş durumdalar. Beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde politika faizi belirleyecek misiniz sorusuna mukabil evet ya da hayır demeyi reddettiler. Kim söylüyor? İşte o toplantıya katılan yatırımcılardan, yabancı yatırımcılardan biri. Eskiden ne diyordu 19 Kasım'dan bu yana? Murat Uysal'ın görevden alındığı, Berat Albayrak'ın Hazine Bakanlığı'ndan istifa ettiği, Naci Ağbal'ın yerine geldiği ve ilk toplantıda 19 Kasım'da faizin %10-25'ten %15'e çıkarıldığı o dönemde Londra'ya
para baronlarına %2-3, 200-300 bas puan reel faiz sözü verilmişti. İşte bu sözü o günden beri tutuyor. Hatta enflasyonun üzerinde faiz vererek emperyalizme hizmet ettiklerini söyleyen Şahap Kavcıoğlu, Naci Ağbal'ı kastediyordu ve onun ekibini, göreve geldikten sonra %19'da enflasyonu tutmaya devam etti. 19 Mart'ta Naci Ağbal %19'a çıkarmıştı %17'den. O gün bugündür 5 aydır pas geçerek vaziyeti idare ediyor Şahap Kavcıoğlu. İşte bu ay artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ağustos başında yaptığı, ben de buradan bir yerlere mesajımı vermiş oluyorum, faizde enflasyonda inecek, yüksek faiz enflasyonun neticesidir gibi kendisinden menkul o tevatürü, rivayeti, onu da ısrar ediyor o teoride ve Şahap Kavcıoğlu, TÜİK ve diğerleri buna ayak uydurmak zorunda kalacaklar. İşte %19-25 ile politika faizin üstüne çıksa da enflasyon, şu anda zaten reel faiz hem mevduatta hem de ticari kredilerde eksi değil miydi? Mevduat şu anda %18'in üzerinde mevduat faiz yıllık var mı TL'de? Yok. Hatta %17'nin altına indirenler oldu. Belli ki Merkez Bankası bankalara mevduat faizini de indirmeleri için baskı yapıyor ki arkasından kredi faizleri de insin. Bu açıdan baktığımızda hem enflasyon açısından bir tıkanmışlık var. Enflasyonda o kadar çok konuşulacak şey var ki, enflasyon araştırma grubunun bugünkü verisi aylık %4 tüfe, yıl 6 aylık, 6 aydır onlar açıklıyor, %30'a çıkmış. Yani 6 aylık enflasyon %30, TÜİK'e göre yıllık enflasyon %19 Türkiye'de. Dolayısıyla hangi birinden tutalım? BOTAŞ 1 Eylül'den itibaren sanayi tarifesini doğalgazda %15 arttırdı. Ekim'de elektriğe de zam göründü. Meskenlerin tükettiği doğalgaza da zam gelecek. Şimdi bugünden itibaren aslında Merkez Bankası'nın faizi indirip indirmeyeceğini değil, kaç bas puan indireceğini müzakere edeceğiz. Şunu yapabilir mi? Yok efendim, 19-25 oldu, dolayısıyla ben %20'ye, %21'e çıkarıyorum hatta diyebilir mi? Normalde aslında yabancılara dövizi düşürmek için verdikleri söze göre bu yönde hareket etmesi beklenir değil mi? Ancak enflasyon şu anda TÜİK'in bu verisine göre faizi %20 ya da 21'e çıkarırsa Merkez Bankası, kredi faizleri %25-30'a doğru gidecek. Bunu reel sektör kaldırmaz. Geçen günkü programda anlattım. 250 milyar lira kredi yeniden yapılandırıldı. Yani vadesi tekrar ötelendi. Bunlar son 2 yılda yapılandırılan, başka ifadeyle yüzdürülen krediler, batmış. 90 gün kuralı 180 güne çıkarıldığı halde icra takibi o 6 aya rağmen ödenemeyen, tahsil edilemeyen krediler bunlar. Bakmayın 150 milyar TL diye Merkez Bankası'nın açıklamasına batık kredi tutarını. 550-600 milyar kredi şu an bankaların önünde her an patlayabilecek bir bomba olarak duruyor. Şimdi buna rağmen siz faizi artırırsanız ne olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesaj da ortada. Burada söylüyorum, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, %20'ye çıkarsın 22-23 Eylül'de faizi, o akşam ya da bir sonraki cuma günü belki piyasa kapanışını bekleyebilirler, yine gece yarısı resmi gazeteden gönderildiğini, yerine başka birinin getirildiğini öğrenebiliriz. Dolayısıyla bankacılar aslında bunun işaretini verdi, ayağınızı denk alın dedi. Diğer tarafta şimdi 8.27'ye kadar indi. Ben bugün Twitter'da da enflasyon verilerini yorumlarken demiştim ki havada yakıt ikmaliydi 8.27 lira, 8.28, 8 lira 28 kuruş dolar TL'de. Niye yakıt havada yakıt ikmali? Çünkü doların daha da yükseğe çıkacağını, irtifa kazanacağını biliyorlar. Deutsche Bank kendisi, biz artık dolar TL'de kısa vadeli pozisyonlarımızı kapatıyoruz, dolarda uzun vadeye geçiyoruz diye açıklama yapmadı mı? Wells Fargo 10 TL tahmininde bulunmadı mı? Yıl sonu için 9.25'te bulunmadı mı? Bu arada ben dolar için 12,5 lira hedefi tahmin ortalaması konuşuluyor programında. Bunun Londra'daki uluslararası kuruluşların bir tahmini olarak aktardım. Yoksa kendi tahminim olarak aktarmadım. Hiçbir zaman %12,5 lira dolar 12,5 lira olacak ifadesini kullanmadım. Bazen bilgiler yanlış aktarılıyor ya da yanlış anlaşılıyor. Bunu da tekrar, bunun da altını çizmek ihtiyacı hissettim. Ama
Bana mevcut enflasyon, beklenen ve gerçekleşen enflasyon açısından dolar TL'nin bugünkü reel seviyesi nedir diye soruyorsanız 8 lira 90 kuruşun altında olmamalı. Yıl sonunda 9 lira 40 kuruşla 10 lira arasında, hatta 10.05 arasında bir yerde olmalı. Yoksa bu bir enerji birikiyor, sonra anlık kur patlamaları şeklinde, işte Ağustos 2018'de bir ayda %35 dolar TL değer kazandı. Ondan sonra panik haliyle faizi olması gereken seviyenin üstüne çıkarmak mecburiyetinde kalıyor Merkez Bankası. Vatandaş perişan oluyor. Bakın 27 Ağustos Cuma günü itibarıyla döviz tevdiat hesapları 236 milyar 200 milyon dolara çıktı. Ocak ayından sonraki, Ocak ayında tarihin en yüksek seviyesine çıkmıştı. Ocaktan sonraki en yüksek seviye, son bir ayda 10 milyar dolar toplanmış. 10 milyar dolar toplanmış son iki ayda. Gerçek kişiler de, tüzel kişiler, bunu sadece yerli yatırımcının aldığı dolarlardan bahsediyoruz. Yani içerideki şahısların, şirketlerin 236 milyarı geçti döviz hesabı. Hani ters dolarizasyon vardı? İşte düştüğü yerde herkes aldı. 8.45 ana destek demiştim. Altındaki her seviye alım fırsatı demiştim. 8.40'ın altında bir birimse, 8.30'un altında iki birim, üç birim dedim. Bakın, yerli ve yabancıların döviz mevduatı 260-270 milyar dolara doğru gidiyor. Bu açıdan baktığımızda Merkez Bankası aslında artık siyasetin, hükümetin önceliklerine göre, sarayın önceliklerine göre hareket edeceğini, kurda da zaten şu mevcut suni düşüş bir alan açtığını görüyoruz. Onlar da, Merkez Bankası da farkında, mevcut enflasyona göre 8.80 duvarının yıkılması gerektiğini, doların 9 liranın üzerine çıkması gerektiğini, yıl sonu tahmini artık 9 lira eşiğinde değil mi? Dolayısıyla burada diğer tarafta siyaset cenahından gelen açıklamalar, erken seçimin ayak sesleri. Bakın, yeni anayasa 2022 başında halka sunacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli %7 seçim barajı artık %7'dir dedi. Ama bu eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'ın şu sözüyle bir araya getirdiğinde çok daha ilginç bir mahiyete bürünüyor. Elimizdeymişken bir de dar bölgeye getirsek, ilk seçimde Cumhur İttifakı'nın vekil sayısı 400'e çıkabilir. Mesela Gaziantep 14-0 olabilir. Niye? Çünkü dar bölgeye girildiğinde Türkiye 600 milletvekili varsa 600 seçim bölgesine bölünüyor. Ve her bölgede en çok oyu alan milletvekili o bölge içerisinde seçiliyor ki AKP ile MHP'nin yüksek oy aldığı yerlerde Millet İttifakı adaylarının varlık göstermesi mümkün değil. Antidemokratik bir seçim sistemi olduğu için eleştirilen, dar ya da daraltılmış, her ikisi de mevcut iktidarın, Cumhur İttifakı'nın önünü açacak bir model olur. Dolayısıyla hele hele bir çevre barajı, %7 barajı bir çevre barajı şekline dönüşürse, ittifak içindeki partiler içine geçerli hale gelirse, bu barajı geçmeyen o seçim çevresinde tek milletvekili çıkaramaz. Bazen oy oranınız ülke genelinde artsa bile o baraja, çevre barajına takılırsınız. Dolayısıyla bununla ilgili adımlar da atılacağını anlıyoruz. Ben bu çerçevede önümüzdeki günlerde sosyal medya düzenlemesi gelecek, 1 Ekim'de meclis açıldığında. Ve burada hapis cezaları 5 yıla kadar çıkarılacağı söyleniyor. Yalan haber, neye göre yalan haber? Bununla ilgili bir kurumun takip işlemi yapacağı söyleniyor. Bir kamu kurumu, bu hangisi olacak? Ve neye göre karar verilecek? Zaten yeteri kadar bir tarassut ve baskı var sosyal medya üzerinde. Bu açıdan önümüzdeki günler siyasetin ve ekonominin aslında yol ayrımına geldiği günler olacak. Bu şartlarda enflasyonumuz burada. Döviz rezervlerimizdeki son veriyi paylaşalım. Grafiğimiz var. Hani Güney Kore ile swap anlaşması yaptık. Güney Kore ve onu TL swap'ı yapacağız. Çin ile Katar'la yapıyoruz. IMF parası geldi, 6,5 milyar dolar. Bakın, brüt döviz rezervleri, IMF parası brüt döviz rezervlerimizi artıracak demiştim. 118 milyar 400 milyon dolara çıktı. Peki net rezervimiz ne? 26 milyar 200. Evet, dikkat, ama toplam swap, yani bankalarla yaptığımız, Katar'la, Çin'le, yine Güney Kore'yle yaptığımız swap'ları topluyoruz. 66 milyar 800 milyon dolar. Peki bunu düştüğümüzde net döviz rezervimiz ne kadar? Eksi 40 milyar dolar. Eksi 41 milyar dolar
net rezervimiz var. Yani Merkez Bankası piyasaya eksi 40 milyar dolar borçlu. Bu şartlarda dövizi düşürür müsünüz? Algı olarak düşürürsünüz. Hatta 8 liranın altına inecek, 7.78 lira inecek diye yalanlarla, algılarla elinde avucunda parası olanların ucuza döviz satmasını Ayşe teyzeyi dolandırmaya çalışabilirsiniz. Ama son veriler gösteriyor ki Ayşe teyze de kurumsal yatırımcı da düştükçe almış. Merkez Bankası'nın bu yanlış politikaları sayesinde borsa işte yine 1470 üzerinde sattılar. Yine orada hisseler zirveden bırakıldı aşağıya. Küçük yatırımcı borsada zarar etmeye devam edecek ve önümüzdeki günlerde Amerikan Merkez Bankası'nın tahvil alımlarını 22 Eylül'de kademeli olarak azaltacağına dair sinyaller aslında TL gibi gelişen piyasaların para birimlerini daha zor günlerin beklediğini gösteriyor. Bitirmeden hemen altınla ilgili en son grafiğe bakalım. Altın onsu 1829 dolar eşine dikkat demiştim. Yorgun savaşçı altın için geri sayım. Birkaç gün kritik demiştim. Bakın bugün Amerika'da tarım dışı istihdam verisi geldi. 950 binlerden 300 binlerin altına indi ki bu bir hayal kırıklığı. Demek ki ekonomideki yaz aylarında hızlanma tekrar yerini yavaşlamaya bıraktı. Fed neyin ne olduğunun farkında. Dolayısıyla faiz artışı için 2022 sonundan evvel bir artış yok. Kademeli varlık alımlarında kademeli azaltacak, ayağını gazdan çekti demiştim. Ama frene de basmayacak. Bu da altını etkileyen bir, destekleyen bir veri olacak demiştim. Bugünkü kapanışımız 1829 dolar üzerinde kalırsa, şu anki grafik bize çok da üzerinde olacağını gösteriyor. 1835, 1850, 1862 dolar geçildiğinde 1901 dolar işaretlemiş olacak altının onsu. Aşağıda da 1822, 1817, 1810, 1814, 1804 desteklerini takip edeceğiz. 24 ayar altının gramı 486 lira, 491 lira, 494, 501 lirayı orada takip edeceğiz. Gümüşün onsu da 25 doların eşiğine geldi. Bakın 23 doların altından dipten döndü. Altın 1770'ten döndü. Gümüş ve altında beklediğim bir ralli var diyorum. Hala var diyorum. Zorluyorlar. Küçükleri fena moralini bozuyorlar. Küçük yatırımcını silkeliyorlar. Ama önümüzdeki günlerde 25.12, 25.68 gümüş onsta 6 lira 63 kuruş 999 ayar gümüşün gramı 6 lira 67, 6 lira 74 kuruş ve 7 lira üzerinde göreceğiz. Vadesi müsait olanlar bekleyebilir. Hatta kârda olanlar pozisyonlarında yükselişlerde satış yapabilir. Kârını realize edebilir. Euro 9 lira 86 kuruşta 9.82. Aşağıda 9.91.56 yukarıda oldu. 9.80 destek. 9.92, 9.93, 9.97. Euro da dolarla birlikte yükselmeye devam edecek. Euro dolar paritesi 1.18.83, 1.19.07, 1.19.30 kritik dirençler. Dolar endeksi 92'de, 91'e doğru da salınabilir. Euro dolar da 1.19'un üzerinde hareket edebilir. Dolar da 8.35, 8.36, 8.45, 8.52 dirençlerini takip edeceğiz. Aşağıda 8.27, 61, 8.24.03'e kadar bile inebilir. Faizi artırmadıkça. Bakın her şeye rağmen bunlar söylediklerin tersi gibi tersi hareketler, kararlar vermiyorlar mı? Veriyorlar. Faizi %20'ye çıkarırsa tabii ki o zaman 8.24, 8.20, 8.17 desteklerini takip ederiz. Ama oralardan da alınır. Çünkü hangi enflasyona göre? Dolayısıyla önümüzdeki dönemde, önümüzdeki hafta 22 Eylül FED, 23 Eylül Merkez Bankası. Bugünkü enflasyon verisiyle artık dolar dipten dönmüştür, euro dipten dönmüştür. Altın ve gümüşte de şu iki gün, bugün ve pazartesi günü daha da kritik olacak. Eğer 1830 üzerinde, 1829 üzerinde tutunursa altın, tekrar ediyorum, 1901 dolara doğru bir yükseliş hamlesi gelebilir. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Hepinize şimdiden iyi bir hafta sonu temenni ederim. Pazartesi yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.